Çok üzüldüm çocuğa. Toplasam birkaç defa görmüşümdür ama hep güler yüzlüydü. Kendi halinde bir adamcağızdan kim ne ister ki? Vallahi çok dokundu bana. Oh. Pınar. Yavrum. İyi misin? Bilmem. Ah Alem ya. En son onun cenazesindeydik. Ağlamaktan bitmiştim. Ruh gibiydim. Demiştim ki herhalde ben bu acıyı asla atlatamayacağım. Ama kısmen atlattın ha. Değil mi? Atlattın sayılır. Kısmen mi? Başka biriyle görüşmeye bile başladım. Ne kadar hızlı atlattığıma ben bile inanamıyorum. Ben belki de anneyi çok çabuk unuttum. Yavrum. Niye ona haksızlık ediyorsam? Bak, bak Pınar. Sen hiçbir şey yanlış yapmadın kızım. Ha? Nereden hiç. Oturup yas tutmak kolay. Ama sen en zorunu başardın. O büyük felaketten iki evladını da sapasağlam çekip çıkardın. Kendi acını boş verip çocuklarını iyileştirdin. Bunlar az şey mi kızım? Öyle mi gerçekten? Bak, Ali eğer seni görüyorsa emin ol senin gibi bir karısı olduğu için şükrediyordur. Hadi ben sizi yalnız bırakayım. Uyumuş bile Zeyno. Hadi oğluşum, hadi uyku vakti. Sen de yukarı. Anne bir şey sorayım mı? Hı, sor kuzum. Ölünce ne oluyor? Nereden çıktı şimdi bu? Mazlum abi ölmüş. Siz konuşurken duydum. Nereye gitti şimdi? Bence kesin güzel bir yere gitmiştir. İyiler cennete gider. Babamın yanındadır belki. Babam da çok güzel bir yerde. Ben biliyorum, gördüm babamı. Nasıl yani? Rüyamda gördüm. Babam ara sıra rüyama giriyor. Sahi mi? E hiç anlatmadın bana. Nasıl rüyalar bunlar? Rüya işte. Biraz konuşuyoruz, sonra kaybolup gidiyor. Ne konuşuyorsunuz mesela? Anlatmasam babamlarımızda kalsın. Peki, öyle olsun. Ama unutma. Konuşmak istersen ben de buradayım anneciğim. Ne zaman istersin? Tamam. Hadi bakalım. Hadi yatağa. Oo, gel bakalım sen de. Anne. Hı. Seni çok seviyor babam. Mutlu olmanı istiyor. Rüyamda söyledi bana. We'll be right back.